Bulgaristan yolculuğunda ilk adımlarımızı atıyoruz. Trenle bu akşam Halkalı'dan bineceğiz ama bunun için önce Sirkeci'ye gelmemiz gerekiyor. Eğer Halkalı'ya gitmek için direkt imkan yoksa. Tarihi Sirkeci Garı'ndayız. Biletimizi önceden aldığımız için sorunumuz yok. Yurt dışı çıkış harcını gündüzden yatırdık. Normalde Sirkeci Garı'na girdiğinizde hemen bu sol taraftaki noktaya gelip bilet satın alma işlemini yapıyorsunuz. Yalnız Bulgaristan'a gitmek için alacağınız bileti bu taraftaki gişeden alıyorsunuz. İşte bileti aldığımız gişe burası. Biz bir klasik yapalım istedik. Biletimizi aldık, erkenden geldik. Buradaki gar lokantasında akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra servisle Halkalı'ya gideceğiz. Bu arada garda etkinlikler olduğu için Yeditepe Bienali var. Bunlar da bekleyen trenler. Eski İstanbullular bilirler. Sirkeci Halkalı treni vardı. Gar restoranına geldik. Burada kızımla keyifle bir akşam yemeği yiyeceğiz. Sonra yola çıkmak için hazırlıklarımızı yapacağız. Yemekten sonra bekleme salonuna geliyoruz. Bekleme salonu şu anda boş gördüğünüz gibi. Buradan bekleme salonunda biraz bekleyebilirsiniz de ama boş boş beklemenin de bir anlamı yok. Zaman ayarlaması düzgün yapılırsa. Bekleme salonundan çıktığınızda hemen sizi bekleyen, Halkalı'ya götürmek için bekleyen otobüse geliyorsunuz. Buradan yük taşımak için bölümde yapılmış. Birazdan biz de otobüse binip Halkalı'ya doğru yola çıkacağız. Sirkeci Garı tarihi. Önce 25 dakikada Halkalı'da olacak diye düşünüyorum. Şimdi otobüsten indik. Trenin bulunduğu noktaya doğru gidiyoruz. İnşaat devam ettiği için
enteresan şekilde bir yol yapmışlar, ışıklandırmalı. Evet, tren orada bekliyor bizi. Herhalde inşaatlar tamamlandıktan sonra burası tam bir merkez olacak. Biz de şöyle bir girip yerimize bir bulalım. Geldik. Burada yatak dolabı. Alt taraf koltuk. Sonra yatağa dönüşüyor. Üst tarafta bir tane yatak. Gördüğünüz gibi dolap. Askılık. Lavabo. Çalışma masası, çalışma masası olarak kullanılabiliyor. Ayrıca buzdolabı var bir tane. Ve eşyalar için oldukça rahat. Burası üst yatak. Çift yataklı, aynı zamanda koltuk olarak kullanılıyor. Bunu tavsiye ederim. Oldukça rahat ve sıcak trenin içerisi. Buzdolabı da var. Dolabı var. Gördüğünüz gibi askılar. Bir tane küçük lavabosu var. Küçük lavabonun olduğu bölge. Burası koltuk oturmak için. İki kişilik. Ama bunu da buradan tutup çektikten sonra yatağa dönüşüyor. Çift yataklı. Kullanılacak çarşaflar burada. Örtü içerisinde, naylon örtü içerisinde getiriliyor. Ve ilk kez burada açılıyor. Merdiven ihmal edilmemiş. Tabi üst katta yatağın zayıf olması oldukça önemli. Ne olur ne olmaz. Şimdi sanırım Bulgar tarafındayız.
Burası Sofya tren istasyonu. Sabah normal saatimizde geldik. Biraz geç sayılır ama yine de normal. On saatlik süren bir yolculuk sonrası Sofya'dayız. Yağmur var bizim kısmetimize. Thank you.
czyni szef krowni sołożenia. Wekeli Wreda Budina, Mario Иванов, тогава служител на музея за историята на София, проучва една от най-големите засудени гробници от източната на Европа. Наблюденията продължават и през следващите години. Sofya'nın merkezi olarak adlandırılan yerdeyiz.
tavsiyen otel için oradan rezervasyon yapabilirsiniz. Yoksa bu noktaya geldiğinizde burada çevrede çok güzel oteller var. Oteller sizden ekstra para talep edebilirler ya da anlaşabilirsiniz. Otelleri daha ucuza da getirebilirsiniz. Pansiyonlar da var. Arkada dağda henüz karlar duruyor. Bugün 7 Nisan. Yani İzmir'deki Alsancak'a benziyor burası. Cadde ya da Bağdat Caddesi İstanbul gibi. Daha önce listede buna benzer bir cadde görmüştüm tamamıyla. Lokanta, restoran ve kafelerden oluşan onun gibi bir yer. Hediyelik eşyalar için dükkanlar da burada. Yani 7 Nisan 2018 itibariyle bir Bulgar levası 2.8 Türk lirasına tekabül ediyor. Euro olarak da 1.91 kurlar. Taksilere gelince, taksilerin size şöyle bir sır vereyim. Camlarında açılış ücretleri ve kilometre ücretleri yazıyor. Buna bakın. Ona göre kararınızı verin taksilere binerken. Çünkü burada taksiye bindikten sonra makinenin yazdığı parayı ödemek zorunluymuş. Sonradan sıkıntı yaşamayın. Uzman bir arkadaşım söyledi. Taksinin açılış parası düşük görünebilir ama kilometre parası başına attığı para yüksek olabilir dedi. Ona dikkat edin. Yani çok yüksek taksi ücreti ödeyebilirsiniz Sofya'ya geldiğinizde. Biz geldiğimizde 3 günlük Paskalya tatili vardı. Dün sokaklar neredeyse bomboştu. Bugün dün herkes kiliselerdeydi. Bugün nispeten kalabalık caddelere gelmiş durumda. Dün dükkanların tamamı kapalıydı. Bugün açık. Her yerden alışveriş yapılabiliyor. Spor ürünlerinde fiyatlar neredeyse Türkiye ile aynı diyemeyeceğim fazla. Yeme içme konusunda da görebilirsiniz. Yeme içme konusu demişken bir arkadaşımın ben tavsiyesini dinledim. Happy restoranları var burada, zincirler. Hem lezzetli hem çabuk hem de oldukça başarılı hizmet veriyorlar. Fiyatları da uygun. Türkiye'deki yediğiniz yemekle hemen hemen aynı ödemeyi yapabilirsiniz. Dikkatimi çeken bir nokta, sushi Sofya'da oldukça tercih edilen bir yemek. Hemen hemen her menüde sushi var çeşitleriyle. Ve Balkanlar olunca akordeon tabi. Size şunu söyleyebilirim. Nisan ayı Sofya'da gezmek için ideal bir mevsim. Ay. Yaz sıcaklığını bilemiyorum. Ama gerçi dağ olduğu için biraz rüzgar olabilir diye düşünüyorum. Burada yayaları gören tüm araçlar hemen duruyor istisnasız. Sizin karşıya geçmeniz için yol veriyor.
Burada bir etkinlik var. Şöyle bir yaklaşalım. Bakalım neymiş. Balkanlar deyince akla gelen bir enstrüman daha.
Trenle Sofya'ya geldikten sonra gördüğünüz gibi Central Railway Station. Burası trenlerin geldiği yer. Serdika hemen şehir merkezi. Bir durak sonra gelebiliyorsunuz Serdika'ya. Aklınızda bulunsun. Burası da metro haritası. Son gitmeden önce akşam görüntüleri. Bu arada kaldığımız oteli de size göstereyim. Sofya Balkan Oteli. Son dakikalarımız artık. Metroya binerek yeniden Türkiye'ye dönüş için tren istasyonuna gidiyoruz. Saat farkı olmaması çok büyük avantaj. Bugün metroda her yerde polis var. Biletimizi alacağız ve trene gideceğiz.